Demir bile zikrullaha dayanamadığı imana geldi. Bekle bakalım. Bir de buna bak istersen ha. Hey maşallah. Azrail olacağı düşmana acırım. Senin gibi yiğidin elinde haksızlığa uğrayanlara ses olsun. Gazap olsun inşallah. Zülfikar'dan gayrı kılıç, Ali'den gayrı yiğit olmaz Eldemir. Oy seni veren Allah'a kurban olayım. Allah aşkına atam Oğuz adına şerefle taşıyacağım. Uzat bakalım elini. Hayrola? Senin cambazlar yine kıpraşıp duruyor. Ava çıkacağız. Hazırlanıyorlar. Ava olacak hayvan mı kaldı bu kıtlıkta? Doğru dersin de. Alp'i diri tutan avdır. Obayı diri tutacak çare bulsak iyi olacak ha. O ancak yarınki toydan çıkar. Kış gelmeden bu yayladan göçmezsek hepimizin hali harap. Ama sen bir çare biliyorum diyorsan söyle de biz de bilelim ha. Bu mevzuları en iyi ağabeyim Gündoğdu bilir. İstersen sen onunla konuş. Gündoğdu? Olmaz. O zaten ser verip sır vermez. Kırk ak çevirip aldığın şey bu mu? Bunun adı haritadır. Ne işe yarar? Bak şimdi.
Biz buradayız. Aha. Tam bu dağların olduğu yerde. Burası Halep. Burası Bağdat. Burası da Şam. Burası da Sultan'ın sarayının olduğu Konya. Sen şimdi sultanların, emirlerin sarayını boş ver de oba nereye göçecek ondan haber ver Gündoğdu. Beylerin basireti bağlanmış. Babandan ses soluk çıkmıyor. Öyle gamlı baykuş gibi tüner durur otağında. Neresi burası? Yarın herkes toyda öğrenecek. Buldun değil mi? Söyle hadi neresi? Ha? Ertuğrul! Ertuğrul! Nereye? Hava çıkıyorum abi. Avın sırası mı şimdi? Yarın toy var. Toy senin, av benim olsun abi. Eyvallah. Tamam, fazla uzaklaşma. Tez git, tez dön. Hayırdır Bamsı? Ne o bastırma? Ava gidiyoruz, unuttun mu? Avda seni aç bırakmayız, merak etme. Ava çıkıp da aç kalana yiğit mi denir Turgut? Maksat yolda nefsimiz körelsin ya. Senin nefsini körelteceksek vay halimize. Hadi harfler. Seninki gidiyor. Şeref verdiniz Üstad-ı Azam. O şeref bize ait. E
Eleonora. Komutan Titus. Umarım yolculuğunuz iyi geçmiştir. Her şey yolunda mı Titus? Her zamankinden daha güvendeyiz efendim. Odalarınız hazır efendim. Yemekten önce biraz dinlenmek ister misiniz? Eleonora dinlensin. Bizim işimiz var komutan. Nasıl isterseniz. Müsaadenizle. Esirlerin durumu nedir? Kardeşim bir soli görevlendirdim. Numan ve ailesini Kara Toygar'a teslim edecekler. Diğerleri için sizi bekledim. Güzel. Bizi nereye götürüyorlar baba? Sarayımıza evlat. Orada özgür olacağız değil mi o vakit? Sonsuza kadar evlat. Sonsuza kadar. Konya'ya böyle dönmek varmış kaderimizde. Doğduğumuz, büyüdüğümüz sarayda amcamın elinden ölmek. Sana da kardeşini de bir şey olmasına izin vermeyeceğim kızım. Kara Toygar'ı iyice kendimize bağlamış oluruz. Onun Sultan Alaaddin'in gözüne girmesi çok önemli. Kara Toygar'ın Selçuklu Sarayı'nda üst düzey vazife alması bize rahat nefes aldıracaktır. İstediğiniz gibi her şeyi hallettik efendim. Tamam. Subaşı. Türkmen aşiretler vergilerini ödüyor mu? Onları zaptırap altına alamıyoruz komutanım. Sürekli hareket halindeler. En büyük aşiret hangisi? Kayılar komutanım. Moğol istilasından kutulup gelmişler. Beyi kim? Süleyman Şah. Kaç çadır? 2000 çadır ama çok iyi talplere sahipler. Vergisini öder mi? Öderler komutanım. Bize. Bu yıl vergilerini daha erken ödesin o vakit. Ama komutanım. Ağzından çıkanı duydun. Bu devlet nasıl ayakta duracak? Derhal yöredeki tüm aşiretlere haber salın. Peki komutan. Nerede kaldı bu tapınakçılar? Dur. Burada biraz dinlenelim. Etrafı kolaçan edin. Haçlı seferi öncesi Selçuklu'nun gücünü kırmalıyız. Selçuklu Sarayı'na daha çok adam yerleştirmelisin Titus. Tüm sarayı ele geçireceğimizden emin olun. Papalıkta bir grup haçlı seferleri için gönülsüz. Buna hiç şaşırmadım. Tüm Avrupa'yı harekete geçirecek bir plan hazırlamalıyız. Bunu başarmak zorundayız. Haçlı dünyası bir olup Kudüs için harekete geçmeli. Bunun için de Müslümanları kışkırtıp üstümüze çekmeliyiz. Elimde çok değerli esirler var. Onlarla başlayabiliriz. Sakin ol evlat. Yiğit.
Biz öldüm. Cehenneme kadar yolum var. Bizi bir an önce ulaştır da. Ölmeyi bu kadar çabuk istiyorsun ha? Şu güzel kızımla genç şehzadeni acırım. Bizim için kendini bu kadar üzme. Bizimle ittifak etseydin Selçuklu Sultanı olacaktın. Biz de yolumuza bakacaktık. Siz bana Papa'nın kölesi olmayı teklif ettiniz. Biz sana barış ve yeni bir dünya düzeni sunduk. Beraber olalım istedik. Ama Müslümanların kanı hep dökülecek. Bundan kurtulamayacaksınız. Hem de ittifak ettiğimiz Müslüman dostlarımızla akıtacağız kanlarımızı. Başaramayacaksınız. Sonucunu göreceğiz. Ha, bu arada cehenneme yolladığım adamlarınıza bir solden selam söyleyin, olur mu? Bölge güvenli efendim. Güzel. Atlara su verin. Bunları da verin. Başkalarda oturun. Esirler kaçıyor! Koş! 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 Gel buraya! Kaçma! Kaçırsın! Kaçırsın! Olmaz, olmaz.
Kaçın. Gidin buradan. Kardeşini al. Kaçın diyor size. Hadi baba kalk, hadi. Kaçmak ha, şimdi görürsün. Thank you.
Kısmetine ilk haçlılar düştü. Dayan. Dayan babam. Dur dur. Neşe yapma. Abi. Başarırsak tüm bu coğrafyanın sınırları değişecek. Kudüs'ümüzün kurtuluşu için tarikatımızın servetini harcamaktan da çekinmemeliyiz. Bütün hazineyi harcamaya hazırız. Genç erkekler için yeni bir Kudüs seferi, zenginliğin en kolay yolu. Haçlı ordusunun bir neferi olabilmek için oluk oluk orduya akacaklar. Katalanlar, Venedikliler, Marsilyalılar. Hepsi bu karnaval için yanıp tutuşacaklar. Peki, bu Avrupa'nın şımarık prensleri, onlara nasıl güveneceğiz? Müslümanlar birbirine düşmüşken, bu kez işimiz zor olmayacak Titus. Ya Selçuklular efendim? Anadolu, Sultan Alaaddin'in hükümdarlığında en parlak günlerini yaşıyor. Türklerle Selahaddin Eyyubi'nin torunlarını birbirine düşürdüğümüz gün hedefimize ulaşacağız. Kudüs bizim olacak. Tez yola düşün. Siz gidin. Biz başımızın çaresine bakarız. Birazdan hava kararacak. Çakallar kan kokusunu çoktan almıştır. Bamsı Beyrek, Doğan. Atları getirin bana. Bir alay açtığı tepeleme kolay. Hadi bakalım. Ertuğrul şimdi yandı. Yananı Allah görür karındaşım. Yandakine yanmak. Hadi. Hadi. Kadın başına ne yaparsın? Gelmeyeceğiz dedim bir adam. Size bir can borcumuz var. Bir gün öderiz. İsmini bağışla. Kayı boyundan Ertuğrul. Nasıl istersen. Allah yardımcınız olsun. Kolay gelsin size. Gidelim. Uzak mı obanız? Burada Karagün'deki akakçe bitmiştir Afşin kardeş. Tezgahımızı kurarız. Baktık işler kesat. Hemen yola çıkarız. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş gelmişsin Gazanfer ağam. Safalar getirmişsin kayı obası. Ey gidi kurdoğlu kardeşim benim. Her daim dirisin maşallah. Bu bozkır adamı diri mi tutar ki Gazanfer, biz de diri olalım. Yo öyle deme. İyisin iyisin maşallah.
Kervanın nerede? Kervan Karakaya'nın dibinde. Süleyman Şahım'dan pazarda tezgah kurmak için destur almaya geldim. İşleri nasıl? Allah'ın verdiğine şükür. Kayının ihtiyaçlarını karşılayalım. Göç olmadan bir eksiği kalmasın dedi. Var olasın Gazanfer. İnşallah umduğunu bulursun. Eyvallah. Süleyman Şah'ın müsaitse ziyaret etmek isterim. Beyimize Gazanfer Han'ın geldiğini haber verin. Kaçak çadır mı? O dilsiz beyim, ben yardımcı olurum. 80 akçe. Siman hiç yabancı gelmedi bana. Obanıza ilk gelişim beyim. Birine benzettiniz herhalde. Selamünaleyküm Süleyman Şahım. Ve aleykümselam Tacir. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Gel buyur. Süleyman Bey'im, şu gözlerim sizi bir daha gördü ya. Ne mutlu onlara beyim. Hediyelerimi kabul buyurun beyim. Bunları sizin için Konstantinopol'den getirdim. Zahmet etmişsin. Kurdoğlu, bunları ihtiyacı olanlara dağıt. Bağ üstüne beyim. Anlat bakalım, o gözler başka diyarlarda neler gördü? Sağır olaydım da işitmez olaydım. Gözlerim oyulaydı da görmez olaydım beyim. Hayırdır? Sultan Alaaddin Konya'yı toparladı. Ancak kaçak şehzadelerin başına iş açmasından korkar. Latinler Konstantin'i viran eyledi. Tüm Ortodokslar şehri terk eylediler. Düzen bozuk, huzur yok. Bir de kıtlık başlayınca tam çaresiz kalmış insanlar. Açlı kılıç artıkları bir hareketlilik içindeymiş, bunu duymuştuk. Gene bir halk karıştıracakları belli. Peki açların durumu ne? Aç karınlarını doyurmak için yine yollara düşeceklermiş. Papazın Avrupa'daki prensleri haçlı seferleri için çağrıda bulunduğu söylenir beyim. Biz Müslümanlar da birbirimize kılıç çekelim. Aramıza nifak sokalım. Fitne ateşini körükleyelim. Anadolu'dan Basra'ya her yer ateş. Bu ateş bizi de vuracak beyim. Aman ateş demeyin, fena alıyorum beyim. Mallarımı obada satmak için sizden destur almaya gelmiştim beyim. Destur senin. Eyvallah. Kara Toygar, Türkmen göçerleri hizaya sokmak için bölgeye gelmiş. Desene, zorlu günler bekler bizi. Bu kız da Venedikli, Rosalina. Asilzadedir. Beyaz ten, yeşil göz. Böylesi az bulunur komutan. Üstelik kelepir. Elim darda şu vakitler. Böylesi hem senin için hem benim için bulunmaz fırsat. Ya şuna ne dersin komutan? Yunan adalarından kaçırmışlar. Tazelik ve güzellik fışkırıyor her yerinden. Vahşi bir kısraktır. Bizzat ben eğittim. Ağdının tadını bilen efendisi için. Ya şu sarışın? Çok zevkli olduğunuzu söylemeliyim komutan. Onu haçlı kılıç artıklarından aldım. Gemiyle getirmişler. Sırpmış. Erkeklerin hizmetinden iyi anlar. Kes. Gel buraya. Benden korkmana gerek yok. Artık efendinim. En pahalısını seçtiniz komutanım. Ama buna değer. Efendim?
Ne oldu? Haçlılar. Haçlılar saldırıyormuş. Siz ulaşamadınız mı? Yetişemedik efendim. Demek yetişemediniz ha? Akçakoca, yaralımız var. Bamsı, alın yaralıyı. Turgut'un neler oldu? Merak edecek bir şey yok. Sen iyisin değil mi? Hepimiz iyiyiz Allah'a şükür. Ertuğrul. Hayırdır kardeş? Saldırıyormuşlardı abi. Anlatırım. Hamza, göz kulak ol. Emir olur bir. Kimmiş bunlar Gündoğdu? Bilmiyorum. Sonra anlatacakmış beyimiz. Yakında çıkar ortaya. Abla, ne oluyor? Kim bunlar? Yakında çıkar kokusu. Anlarız. Ah, kaburganın altına gelmiş kılıçlar bezi. Neyse ki meşe yaprağı kanamayı durdurmuş. Yoksa alim Allah kaybederdik. Ebe kadın, hemen sıcak su getir. Hemen Akçakoca. Oh, oh. Bacak da fena. Ama biz önce şu yarayı halledelim. Bundan sonrasını Akçakoca halleder. Biz yan tarafta bekleyelim. Babamı yalnız bırakmayalım abla. Merak etme. Baban emin ellerde. Sağ olun, var olun. Allah çıkardı karşımıza sizi. Başınıza da bela olduk. Estağfurullah. Daha alacak nefesiniz, yiyecek lokmalarınız varmış. Haçlılar nereye götürüyorlardı sizi? Bilmiyorum. Söylemediler. Esir pazarında satacaklardı herhalde. Babam tüccardır. Akdeniz'de esir düştük. Baban iyi bir tüccar olmalı. Sizi bu kadar haçla götürdüğüne göre. Evet. Zengindik. Ama artık hiçbir şeyimiz kalmadı. Peki... Bu oba neresi? Kayı obasındasınız. Ben obanın beyi Süleyman Şah'ın oğluyum. Size 3 can borcumuz var. Kölelikten kurtulmak istiyor musun? O halde bu adamı öldürün. Seni satın alıp azat ederim. Komutanım, sinirlisiniz.
Hele bir sakinleşin. Kapat çeneni. Seni de gebertmeyeyim. Efendim. Çoluk çocuğuma başlayın beni. Beceriksiz herif. Yap şunu. Yapamam. Yap dedim. Seni azat ediyorum. Azat olmak için adam öldüren köle gün gelir efendisini de öldürür. Hazırlanın, yola çıkıyoruz.